Yani o mutfağa girdin ya, dedim ha tamam şimdi kahraman beni kurtaracak buradan. Allah Allah. O kadar mı kötüydü ya? Ne bileyim, babaannem keyifli geldi bana. Babaannen keyifliydi zaten Ömer. Acı çeken bendim. Böyle kanlı kanlı etleri önüme koydu. Elimde de kocaman bıçak. Dedi ki bunların kemiklerini ayıracaksın, sinirlerini çıkartacaksın. Ya ben de anlarım. Kendim kesmediğime şükür ediyorum o an. Çok kötü. Dayım da bir kere böyle zorlamıştı. Ama yok. Ben beceremiyorum bu et işini. Ne demek beceremiyorum? Sen Antep'e gelinsin. Antep'e gelin dediğin eti pişirmesini de işlemesini de iyi bileceği yani. Öyle öğreneceğim bunları. Öğrenirim, öğrenmesi neden? Öğrenmezsem ne olacak? Vallahi bozuşuruz, fena bozuşuruz Defne Hanım. Önce ben eve geldiğimde şöyle bir evin her yeri buram buram et kokacak. Önce ben bir kokusuna doyacağım. Ondan sonra midem doyacak. Bu işler böyle. Kusura bakmayacaksın. Önüne iki kabak, bir tane de yolu kıspanak koyarım, oturur yersin. O ne demek ya? Yolu kıspanak ne oluyor? Bileyim. Babaannen söyledi. Bu iki kabak bir yolu kıspanakla çocuğun karnını doyuracaksın dedi. Et sever o. Et yapmayı öğrenecekmişim. Vallahi güzel de bir canım babaannem. Nasıl da tanıyor torununu. Yalnız bak şaka bir yana, yemek konusunda babaannemin üstünde tanımam. Bence dükkan işlerinde bayağı bir yardımcı olur, söyleyeyim. Ha, bu dükkan işinden bahsetmişken, bak yengem bir kursa kaydolmuş, ben de oraya kaydolayım diyorum. Ne olur aşkım, kaydol. Hem sınav için de hazırlanmaya başlarım. Başvuru belgelerimi de aldım yanıma, şimdi gidelim okulda teslim edelim. Tamam güzel gözlüm, sen nasıl istersen. Kahraman doktorum benim. Teşekkür ederim yanımda olduğum için. Her zaman bir tanem. Hı. Evet, kaydımızı yaptık. Yakında sınava gireceğim ve onu da kazanacağım. Süper aşkım, tamam. Sırada ne var? Sırada da yengemin yaptığı gibi kursa yazılacağım. Sonra Defne Şef'in yemeklerini gururla sunacağım. Hepsinde eksant alacaksın. Ben deneyeceğim. Evet. Kobay olacağım yani, öyle mi? Yani yengem öyle yapmıştı, Mahmut demin kobay olmuştu. Ya var ya, siz kadınlar çok uyanıksınız ha. Öyleyiz canım, ne bekliyordun? Ama ben öyle bedavaya şey yapmam yani. Hemen tatmam. Yemekleri baştan söyleyeyim. Ne olacaktı? Müzik, şarkı, ne bileyim böyle. Yani evet, minik bir konserim olur. Onları düşündüm. Bak böyle şey mesela. Han'da yeni bir dükkan açmışız dedemle. Başına geçmişim ben de. Kocaman böyle işleri ilerletmişiz. Her şey çok güzel. Keyifli bir masa hazırlamışız o gün orada. Herkes orada. Herkes masanın başında. Halil abi, Mirza abi, şarkılar, türküler. Et yemekleri ama sebze yemekleri de yapmışım ben tabii. Peki Cumali deden ne yapmış? Ne yapmış? Diyet baklava. Saçmalama, ne diyet baklava? Ciddi misin sen? Evet. Ya Defne, ya sen dedemi diyet baklava yapmaya ikna edebileceğini mi zannediyorsun? Ha? Bir de tatsız, tuzsuz, şerbetsiz, tereyağsız baklava mı olur ya? Görürsün bak. Görürsün. Ya dedem dükkanı kapatır yine de öyle diyet baklava falan yapmaz. Diyet baklava ne ya, Allah Allah. Görürüz, yapacak mı yapmayacak mı? Tamam gel, hadi girelim iddiaya. Varım. Eğer sen dedemi diyet baklava yapmaya ikna et, dile benden ne dilersen. İstediğin hediyeyi alacağım. Ama eğer sen kaybedersen, babaannemin yanına bir hafta yollayacağım. Sen orada kasaplık yapacaksın, tamam mı? Yok, olmaz Ömer. Öyle hemen olacakmış gibi sanki yarın. Niye benimle iddiaya giriyorsun? Ben kabul etmiyorum, değil mi? Gel buraya tabii. Babaannem olunca hemen hop, tıktık. Buraya geri vites. Kabul etmiyorum. Gel. Yenge. Bak, ne yapıyorsunuz? Çifte konular. Sana bir haberim var. Kursa kaydoldum, beraber gideceğiz. Bak. Aa, kız ne acelesi var? Daha bebelerim taburcu olmadı. E tamam ama az kaldı, gelecekler sonuçta eve. Hem bak biz bu dükkan işini hızlandıralım, bir an önce açalım. Benim aklımda çok güzel fikirler var. Ömer, sana bir şey diyeyim mi? Keramet sende ha. Baksana nasıl gayrete geldi, nasıl hevesli. Benden hevesli Defne ha. Haklısın Kadir abla. Defne başka geldi vallahi, bildiğin gibi değil. Ama siz var ya mükemmel bir ikili olacaksınız ha. Bak bu işin peşini bırakmayın. Ben size tam desteğim, tamam mı? Ay aferin Ömer. Bak göreyim nasıl destek bize. Kız sen de şu Mahmut dayına bir konuşsan da o da bana destek olsa ha. Şöyle bir gazı versen ha. Yenge zaten o sana artık destek. Fikir değişti onun. Aman yok. O benim şerimden çekiniyor ya, ondan destekmiş gibi görünüyor. Ben isteyeyim gerçekten böyle yürekten istesin, yürekten destek olsun. Ay çok üşüdük, hadi gelin ben size bir çay yapayım, kahve yapayım, bitki çayı ha. Hadi gelin bize. Yenge yok, biz gidelim, Zümrüt babaanne bizi bekliyordur şimdi. Kız, aferin. Nasıl da belledin güvey evini hemen ha. Vallahi bak doğru yoldasın ha. Hadi ben sizi tutmayayım, siz de beni tutmayın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz ablacığım.